Arkadaşlar dün biliyorsunuz ki bugün oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili bir özel derbi özel videosu gelmişti. Ve eğer herhangi birisi bunlardan maçı hükmedebilirse, maçta iyi oynarsa, maçı kazanmasına sebep olursa, gol atarsa filan neredeyse 90'a yükselteceğiz. Yani bayağı bir yükselteceğiz bunlardan birini. Bunlarla ilgili bir video gelmişti. Yeniden kadromuza bir koyalım arkadaşlar bunları. Biz Sörloth'la Burak Yılmaz. Bakalım bugünkü oynanacak videoda, belki şu anda siz oynandıktan sonra da izliyor olabilirsiniz, neler olacak? Bu bölüm ise çok büyük olan, Türkiye'nin bana göre en büyük derbisi olan, çok kişiye göre de öyledir arkadaşlar. Son zamanlarda sürekli 0-0 bitiyor. Artık 0-0 bitmesin. Bir daha 0-0 biterse artık bu maçın benim için hiçbir anlamı kalmayacak çünkü. Fenerbahçe Galatasaray derbisi, özellikle Kadıköy'de olanlar gerçekten bilmiyorum çok güzel oluyor arkadaşlar. İzlemesi de çok keyif veriyor genelde. Bakalım bu sene nasıl olacak? Umarım güzel olur. Ve şimdi arkadaşlar o derbiye özel mükemmel bir video ile beraberiz. Şimdi arkadaşlar Radamel Falcao ve Muriç'i alacağız. Kaleyi ne yapacağımı hala karar vermedim. İşte bakın, o maçta kim kazanırsa o takımın kalecisi kadroda kalacak. Beşiktaş Trabzon maçında da kim kazanırsa o takımın forveti kadroda kalacak. Yani gerçekten tamamen güncel bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Orta sahalarımız da düzenlenecek, defanslarımız da düzenlenecek. Yani derbide Falet de oynamazsa artık kadrodan muhtemelen çıkar. Yerine oynayan bir oyuncu girer. Adil Rami oynarsa, iyi oynarsa belki onu da alabilirim yerine. Veya başka Trabzonspor'dan oynayan bir defans oyuncusu oynarsa onu da alabiliriz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Videoyu baştan sona izleyin bakalım ne olacak. Bu videoluk Muslera mı kalite kalsın, Altay mı? Çok kararsız kaldım. Yine kararsızım, bakalım. Geçen videoda Muslera vardı dünkü videoda. O yüzden bugün muhtemelen Altay'ı koyacağız. Burada gördüğünüz gibi Vedat Muriç zaten burada. Arkadaşlar ben herhangi bir oyuncuyu, bir oyuncuya bas atsam buna sakın kızmayın. Çünkü tekrardan eski haline döndürebiliyoruz. Sadece 200-300 bin coin zarar etmiş oluyorum. Bu yüzden şimdi arkadaki oyuncuları bastığım zaman yani sıkıntı yaratmayın. İki oyuncuyu da 88 yapmaya çalışacağım. Muriç'i kesin yapacağım. Falcao'yu da yapacağım. Merak etmeyin. Hani bir şekilde yaparız. İkisi de 88 olacak. Böyle yan yana duracaklar. Bakalım kimi ne yapacağız abi. Hemen 3380 coin ise Vedat Muriç'i alıyorum. Ve şimdi sırada Radamel Falcao'yu almak var. Hemen abi Falcao'yu da alalım. Radamel Falcao. Bakalım abi maçta ne olacak. Kim gol atar bilmiyorum. Bu arada bunlardan da iyi oynayan olursa kadroda kalır. Zaten diğer maçtan bir forvet alacağız. Trabzon Beşiktaş maçından bir forvet. Bu maçtan da bir forvet alacağız. Eğer hiçbirisi gol atmazsa en çok isabetli şut çekeni alırız. En iyi oynayanı alırız. Biliyorsunuz forvetlerin defansa dönmek tarzında önemli görevleri de var. Defansif oyunu kur, yani bazı santraforlar oyunu da kurma görevlerini yapabiliyor. Hani buna göre değerlendiririz. Eğer gol atmazsa kimse, ki ben abi bu 4 oyuncunun en az 2-3'ünün gol atacağını düşünüyorum. Yani en az birisi kesin gol atar diye düşünüyorum. Özellikle Sörloth'a çok güveniyorum. Hani bilmiyorum kim gol atar kim gol atmaz ama bakalım. Bu arada Fenerbahçe Galatasaray derbi özel videosundayız ya. Şöyle bir yorumlarda tahmin şelalesi alalım. Bu arada bundan sonraki bölümde derbi özel videolarının bittiği için özel transferler yapacağız. Yani sizin yorumlara yazdığınız transferleri alacağız. Stoper önerisi yapabilirsiniz. Orta saha önerisi yapabilirsiniz. Eğer bu derbilerden birinde orta saha, herhangi bir orta saha oyuncusu mükemmel oynarsa, mesela bu arada Abdülkadir Ömür kadroya girmemiş. Onu yakında çıkartırız. Hatta bu videoda çıkartalım arkadaşlar direkt Abdülkadir Ömür'ü. Vişka'yı koyalım. Çünkü kadroya girememiş arkadaşlar Abdülkadir Ömür. Eğer bu maçlardan birinde, Gustavo da yok bu arada bugünkü Fenerbahçe maçının kadrosunda, onun yerine de Ozan Tufan'ı falan koyabiliriz işte. Derbide çok iyi oynayan bir orta saha oyuncusu olursa bir sonraki bölümde 90 reytinge yükseltiyorum. Siz de iyi oynadığını düşündüğünüz oyuncuyu yorumlara yazabilirsiniz. Kimi 90 reyting yapalım. Bir sonraki bölümde bir orta saha oyuncumuz, çünkü 90 reyting kesin olacak. Onu da söyleyeyim. Ya transfer edip yaparız ya da elimizdekilerden birini yaparız. Belli olmaz. Şimdi arkadaşlar buraya Radamel Falcao'yu koyuyorum. Radamel Falcao buraya. Alexander Sörloth'ta değil. Muriç'te de burada değişiyor. Fenerbahçe Galatasaray derbi özel videosuna özel bir durum bu. Alexander Sörloth'u buna koyduğunda tam 88'e yükselebiliyor ama şimdi Falcao tam 88'e muhtemelen yükselmeyecek. Onun için birazcık boost basmam gerekebilir ama Vedat Muriç mükemmel oldu. 88 reytinge yükseldi. Bu arada bir tane de karnaval görevi yapmış olmuşuz. Gayet güzel. Şimdi abi bir de Falcao'yu 88 yapmak istiyorum ancak. Nasıl yapabiliriz? Şunlardan 21 tane bassam olmaz abi. Kaç tane oyuncu lazım? Bunların hepsini bastığımızı düşünürsek, oyuncuları da bassak abi. Altın olan oyuncuları da basarsak kaç bin XP'ye ihtiyacımız var? Oradan 22 bin, 21 bin daha. Abi 2 tane oyuncuya ihtiyacımız var. 2 tane 80'lik oyuncu alırsak Falcao'yu da 88 yapalım bari. Hiç kimsenin abi şey kalmasın. 80 rating, pozisyon, forvet ve 58.500 coin yazacağım. Bakalım 58.500 coin'si adam çıkacak mı? 2 tane oyuncu almamız lazım. Çıktı abi, o yüzden hemen 53.000 yazıyorum. Bakalım çıkacak mı 53.000 coin'se.
53 bine de çıktı. Oha bayağı düşmüşler bu arada. Gayet iyi bir durum bu. 50 bin yazıyorum abi. Çıkanları direkt alacağım. Çıkanları direkt anında tak diye alalım abi. 50 bin yazdım ama muhtemelen çıkmayacak. Abi o zaman tamam. 53 bin iyidir. 53 bin iyidir. Hemen alalım. Ve Falcao'yu da 88 reytingi yükseltelim. Kadromuzun son halinde görmek acilen istiyorum. O yüzden şu Quaison'un değeri bir şey olamadı. Hani düşemedi mi artamadı mı ne demem gerekiyor. Vallahi kafam karıştı. Neyse devam ete basalım hemen şöyle. Ve aktif kadromuza giriyoruz. Radamel Falcao'yu da yükseltelim arkadaşlar hemen. Falcao gel bakalım buraya. Radamel Falcao ve evet. Bu şekilde geldiğimiz zaman arkadaşlar. Ve şöyle de bunu da basalım. Olmadı. Bunu da basalım. Yine olmadı. O zaman abi şuradan geliyoruz. Diego Carlos'u da bastığımız zaman 360 bin coins'e Radamel Falcao'yu da 88 rating yapıyorum. Ve bu kadroda kalan forvetlerin birisini de 89 rating yapabilirim. Yani bu arada bu karnaval günlük önemli aşama görevleri ne oluyor abi? 50 bin jeton harcamaya özel boost veriyor. Oha. İyi bari abi güzel oldu yani. Vallahi bedavaya boost aldık. Keşke böyle başka şeyler de verse abi. Bu boostlar değil de daha güzel şeyler verse güzel olabilirdi. Beceri geliştiricileri falan veriyor. Güzelmiş abi bedavadan beceri geliştirisi aldık. Coin harcıyorsun para veriyor sana gayet iyi. Bunlar ama çok eğlenceli değil ya. Bakayım abi. Ben zaten günlük hep coin harcarım da. Bunlar birazcık güzel. 30 karnaval beceri oyunu oyna falan var. Tamam bunları yaparız arkadaşlar. Ben zaten karnavalı oynuyorum sürekli. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar o zaman ne yapalım? Hemen bir tane Division Rivals'ta maça girelim. Muric veya Falcao. Bakalım bu maçta bir şeyler yapabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. İnşallah abi bu Beşiktaş, Trabzonspor veya Fenerbahçe, Galatasaray maçından herhangi bir oyuncunun bu sene, bu hafta daha doğrusu haftanın takımı kartı çıkar. Eğer çıkarsa gerçekten çok güzel olur. En son abi Süper Lig'den Sörlot'un haftanın takımı kartı çıktı. Başka da çıkmıyor kimsenin. Yani gerçekten anlamıyorum. Bu arada Sörlot'un Tots kartı mükemmel olacak. Muhtemelen Papi Sisse'nin de Tots kartı çıkar. Gerçekten abi şu an 100 gen kadromuz daha da arttırmaya çalışacağız. Yavaş yavaş abi 90 reytinge yükselttiğimiz zaman oyuncuları zaten harika olacak. Bu arada kimyamızın da artması için hiçbir şeye gerek kalmadı artık. Sadece şey yaparsak kimyamız zaten artacak. Bir dakika söyleyemedim. Emrak Baba, Friki Emrak Baba kullanıyor. Niye? Kimse mi yok abi takımda? Emrak Baba ben görmedim hiç Friki kullandığını. Çok Galatasaray maçı izlemediğimden de olabilir ama genelde görmüyorum yani. Her neyse. Emrak Baba şöyle bir pas. Hadi abi Vedat Allah abi offside'de ne işin var? Gördüm offside'de olduğunda herhalde offside'de durmamıştır dedim. Vedat Allah aşkına şunu at. Abi kaleci 94 Donnarumma ya. Bu arada kim kaçtan gol attı hiç bakamadım. Yani bir tane Emrak Baba attı onu hatırlıyorum. Vedat Muric güzel bir gol. Bir tane de Falcao mı attı? Olabilir abi olabilir bilmiyorum emin değilim. Vişka bu arada takıma geri döndü. Edin Vişka. Vişka hadi. Çok güzel geldim. Ama kötü bir şut. Emrak Baba. Hadi oğlum. Çok güzel bir gol Emrak Baba. Emrak Baba aldı yine. Emrak Baba. Vişka'ya verebilecek mi? Vişka. Şut. Direkt Falcao uğramadı. Radamel Falcao şimdi. Radamel Falcao. Ah be abi. Ulan bir müthiş fırsat falan gelmiyor ki abi. Rakip yüksek ya zor fırsatlar geliyor. Tabii atamam. Hadi abi müthiş fırsat ver bir tane oyuncuya. Evet. Emrak Baba'ya verdi. Emrak Baba olmasın abi. Muric veya Falcao atsın. Muric'e geldi. Muric attı bir de Falcao'ya müthiş fırsat alabilir miyim lütfen? Abi hep Emrak Baba'ya geldi ya. Emrak Baba 20 milyon tane gol attı zaten. Yeter artık. Evet tamam Muric ama Falcao'ya vereceğim. Ah be Falcao be. Ulan. Şöyle denedim yani artık Falcao'ya fırsat denemek istedim arkadaşlar olmadı. Çünkü top Muric'in ayağına geldiğine rağmen ben Muric'le şut çekmeye çalışıyorum. Bazen diyorsunuz ki abi zorla Muric'le vurmak istiyorsun. Abi Muric gol atsın diye elinden ne geliyorsa yapıyorsun diyorsunuz. Ben de artık ne yapacağımı şaşırdım. Böyle bir duruma imza attım arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Bir maça daha mı girsek abi? Bilemedim ki. Bir maça daha girmek yerine arkadaşlar şu kadroyu kime alalım? Onu bir belirleyelim artık. Gerçekten şöyle bir gelelim. Şimdi Luis Gustavo biliyorsunuz cezalı. Bu hafta oynamayacak. Yani bu aralar çok formda olmadığı durum oluyor. Çünkü oynamıyor abi. Formda olma gibi bir ihtimal yok. Atiba Hutchinson bakalım ne yapacak? Falcao Muric ne yapacak? Bu arada kaleyi Altay'a alacaktık unuttuk ya. Vallahi billahi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Altay şimdilik kaleye gelsin ama vallahi unutmuşum Altay'ı almayı. Her neyse arkadaşlar şimdilik kadromuz bu şekilde kalsın. Tamam mı? Bir sonraki bölümde ne yapalım? Yani bir sürü yorum yapabilirsiniz. Orta sahaya kimi alıp da yükseltelim? Yani orta saha Süper Lig'den herhangi bir sol orta saha MDO veya MOO veya sağ orta saha oyuncusunu 90 rating yapmak istiyorum. Hangi oyuncuyu yapayım? Bunu yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yapacağız çünkü o izlediğiniz maçlara göre de karar verebilirsiniz. Biliyorsunuz Fener, yani Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe Galatasaray maçları var. Bu hafta daha söylememe gerek yok herhalde.
Neyse arkadaşlar, hoşçakalın, sizi seviyorum. Kadro gerçekten şu anlık harika görünüyor. Umarım böyle de güzel bir şekilde devam ederiz arkadaşlar. Yükselişe doğru gidiyoruz. 102-103 reytinge doğru gideceğiz inşallah. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Neyse, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Özellikle yorumları atmayı unutmayın ve videoya like atın abi. Like'lar düştü ya. Vallahi izlenmeler ve like'lar düştü. Lütfen arttırabilir miyiz? Teşekkür ederim. Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak harika ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Ve bye bye.